Mudanya Şükrü Çavuş Mahallesi, Yokuçeşme Sokak. Mekrup evlerin yıkılması için Mudanya Belediye'mizle, ev sahipleriyle görüştük. İçine giren çıkan belli değil. Kontrolsüz olduğu için insanların şikayeti üzerine inşallah burayı temizleyeceğiz. Yani pislikten arındıracağız. Emeği geçen şimdiden Sayın Belediye Başkanımıza ve Hayri Türk Yılmaz'a ve emeği geçen belediye çalışanlarına şimdiden teşekkür ediyorum. Mahallemize 3-4 tane daha böyle ev var. Onları da temizlersek temiz bir mahalle, yaşanır bir mahalle olacak inşallah. Örnek bir mahalle yapacağız Şükrü Çavuş Mahallesi'nde. Yani şuraya bakabilirsiniz. Buranın kapısı kilitli değil ha, böyle duruyor. Kapıyı belediye kapattılar, burayı kapattılar ama yine gençler giriyorlar, çıkıyorlar. Her pislik dönüyor, her şey oluyor. Yani burada girmek de tehlikeli. Çocuğu yani burada her şey olabilir yani. Evet. Uyuşturucu içiyorlar, alkol alıyorlar. İşte çocuklarını getiriyorlar buraya. Bak çocuklar girip çıkıyor buraya. Evet, evet. Çıkalım can sağlığımız açısından. Çünkü inşallah Mudanya Belediye'miz bu pis görüntüyü, çevre kirliliğini ortadan kaldıracak. Buradan gelip geçene kiremit de düşme ihtimali çok yüksek. Düştü. Bir ablanın böyle tam böyle kafasına vurmadı da düştü biraz yani, düştü. Sıyırdı geçti diyorsunuz. Daha da var böyle evler. İnşallah onları da en kısa zamanda belediyemizle irtibata geçip onları da temizleyeceğiz inşallah. Yer sahiplerini bulup. Yaptığınız çalışmanın da diğer mahalle muhtarlıklarına İnşallah. Örnek olmasını diliyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla Mudanya'da şu anda 49 tane kontrolsüz ve metruk ev var. Evet. Binanın sahiplerini de tebrik etmek lazım ki sanırım yıkım için onlar da evet müdahil oldular. Eski caminin oradaki ev sahibi izin vermiyor. Orada da bir sorun yaşadılar, kiremitin düşmesi sonucu. Bir teyzemizin başına kiremit vurduğundan dolayı belediyede müracaat etti mahalle halkından. İnşallah biz de onunla ilgili dilekçemizi yazacağız. İnşallah orayı da temizleyeceğiz. Yok yani pisliğinden çok başka pisliğinden rahatsızlık. Ya her bu türlü şey oluyor yavrum. Kontrolsüz bina diyorsunuz. Evet, kontrolsüz. İnsanlar içine giriyor. Bizim zaten ev yakın, görüyorsun. Yani söylesen de bir şey yaramıyor annem. Yani bunu yıkarsanız bizim için çok bir temizlik olacak. Mudanya Belediyesi ekipleri yıkacak, muhtarımızdan o yönde bir bilgi aldık. Evet. Sizin isteğiniz bu binadan. Evet, çok rahatsızlık. Yani her türlü rahatsızlık. Burada bir teyzeniz daha var. Açıklamak istemiyorum yani. Siz anlarsınız dememe gerek yok. Kötü şeyler oluyor diyorsunuz. Uygunsuz şeyler. Uygunsuz şeyler yani. Anladım teyzeciğim. Yani onun için ne desek boş işte. Allah razı olsun. Yıkarsanız onu. Biz belediyeye çok gittik, belediye reisim. Çok 2 senede uğraşıyoruz bu iş. Şu sokaklarda yatıldı. Yani insansın sen de. Çölük çocuğun var. Göz önünde. Yani bunları göz önüne getirecek bir belediyede. Hizmet evet veriyorsa öyle, kötülemiyorum. Yani biz bunların çok uğraştık. Evet, belediyemiz artık bu işlere el attı. Muhtarımızdan aslında da o bilgiyi aldık. Bugün Allah inşallah. Yıkım, ondan da inşallah, sizden de hepinizden de. Yıkım izni de aldı belediyemiz. Belediyemiz ev sahipleriyle de görüştü. İnşallah, evet, inşallah tertemiz olacak burası. Şimdilik evet yıkacaklar burayı. Evet. Molozunu daha sonra alacaklar. Neden? Belediye şu an asfalt döküyor. Kepçeler çalıştığı için. Evet. Ben dedim çok ya, tehlike arz ettiği için, acil evet olduğu için. Evet, önce bunları bir yıktıracağız. Evet. Ondan sonra mahallemizde 3-4 tane daha var. Onları da temizleyeceğiz. İnşallah. Mahallemizin yaşanır bir mahalle yapacağız inşallah, teyze. Ya ben size dedim ya hani kaldırmasanız bile yani kepçeyi vurun yere yıkılsın. Yıkılacak Allah'ın izniyle. O dedim pisliği kalırsa kalsın artık ona bir şey diyemem. Teyze çok, o belediyenin şeyi. Çok yanıyordu yani çok böyle hep geldiydi bana, hep dertleştik. İnşallah olacak. İnşallah yani belediyemiz bu işte duyarlı. İnşallah. Allah'ın izniyle güzel şeyler olacak inşallah. Belediyemizden de onu bekliyoruz. Muhtarımızdan da hepinize hizmet bekliyoruz yani. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinize yavrum. Şikayetlerinizden. Herkes giriyor. Korkuyoruz. Köpekle alıyorlar. İnsanlar giriyor. Çocuk giriyor. Korkuyoruz. Oraya bir ara insanlar giriyordu. Bir şey saklarlar. Bir şey olur. Her şey olur. Peki geceleri huzurlu yaşıyor muydunuz burada? Huzurlu yaşanır mı? Nerede yaşayacaksın?
Evet, şimdi bugün birazdan Mudanya Belediyesi'nden aldığı bilgiye göre muhtarımızın gelecekler, yıkacaklar. İnşallah. Yıkıldığı zaman herhalde memnun olacaksınız. Allah razı olsun. Bir kere Allah değil, bin kere. Allah razı olsun uğraştığınız için. Allah, evet, sizden evet, de Allah razı olsun. Siz şikayetlerinizi bize söyleyeceksiniz. Bize belediyemize gideceğiz. Ama bak bizim merdivene dur mesela, orada oturulur mu? Korkuyor insan ya. Tamam, biz de belediyemize gidiyoruz. Belediyemiz de sağ olsun duyarlılığından gelip yıkım izni aldılar. Tabii. Yer sahipleriyle görüştüler. İnşallah birazdan gelecekler burayı temizlemeye. Ay inşallah. Allah razı olsun diyor. Hani haber verecekler zaten kapatın. Hani tozumuz da ben. Camları falan herkes kapatsın, camını evet, falan. Tabii. İtfaiye de çağıracağız. Ya, sulama yapacaklar. Bugün yıkılacak. Allah'ın izniyle bugün yıkılacak yani. Allah razı olsun. Belediyeden öyle söz aldık. Dilekçelerimize müracaat ettik belediyemize. Belediyemize sağ olsun bu metruk evleri yıkımına başladılar. Allah razı olsun. Hayri Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hizmette sınır yok. Mahalle yapacağız.